Bir önceki videomuzda bu sistemi incelemiş ve genleşmeyle yapılan işten bahsetmiştik. Sistemde hareketli bir piston vardı. Pistonun üstünde ise bir miktar çakı taşı duruyor demiştik. Bir tane çakı taşını kaldırdığımız zaman sistemdeki basınç sabit olduğu için piston yukarı doğru biraz da olsa hareket ediyordu. Hatırlayalım. Basınç birim alana düşen kuvvetti. Pistonun alanıyla basıncı çarparsak uyguladığımız kuvveti buluruz. Bulduğumuz kuvvetle pistonun yukarı çıkma miktarını çarptığımızda ise piston üzerinde yapılan işi yani genleşme ile yapılan işi bulmuş oluruz. İş eşittir basınç çarpı, alan çarpı, mesafe diye buraya yazmıştık. Alanla mesafe çarpımı yerine hacim yazabiliriz değil mi? Böylece sistem tarafından yapılan iş basınç çarpı hacimdeki değişim miktarına eşit olur hesapladığımız iç enerji formülündeki sistem tarafından yapılan iştir. Başına eksi işareti koydum. Çünkü bir iş yaparken başka bir şeye enerji veririz. Sistem tarafından iş yapıldığı için eksi koymamız gerekli. Negatif iş yazmak yerine basınçla hacim değişimi çarpımının eksilisini alabiliriz. Bu olayın yarı durağan olduğunu, yani oldukça yavaş ilerlediğini de unutmayalım. Yani hacimdeki değişme miktarını çok küçük kabul ediyoruz. Ve bu süreçte basınç neredeyse sabit. Hacimde aniden büyük değişimler yaparsak, mesela buradan büyük taşları kaldırırsak, basınçta da değişim olacaktır. Hacimdeki değişimlerin çok çok küçük olduğu durumda basıncın neredeyse sabit olduğunu söylemiştik. Fakat hacim değişimleri çok büyükken basınç hakkında yorum yapabilmek o kadar basit değil. Bu soruyu anlayabilmek için önceden çizdiğim basınç hacim diyagramlarına bir göz atalım. Basınç hacim diğer bir deyişle PV diyagramları sayesinde buradaki sistemi daha kolay kavrayabiliriz. Zaten termodinamik çalışırken genelde PV grafiklerinden faydalanırız. Daha fazla ilerlemeden bir kere daha hatırlatmakta yarar var. Burada sistemimiz dengedeydi. Bu durum için sistemin basınç, hacim ve sıcaklık gibi makro durumlarını tanımlayabiliriz. Hatta iç enerjiyi de tanımlayabiliriz. Diyagramımızda çizerek gösterelim. Bu birinci durum olsun. Şimdi yavaş yavaş taşları kaldırmaya başlayayım. Tüm taşları aniden kaldırırsak sistemde ani bir hareketlenme yaşanacağını siz de tahmin ediyorsunuzdur. Yani yarı durağan veya tersini bir süreç olmaz. Bu arada bu ikisi hep aynı anlama gelmez. Sistemdeki değişimleri gözlemek için her zaman dengede kalamayız. Taşları kaldırdıktan sonra dengeyi sağlamak için bir süre beklememiz gerekir. Taşları kaldırınca basınç veya hacmin ikinci durumdaki gibi olduğunu varsayalım. Burada tamamen durgun bir süreçten bahsedemiyoruz. Fakat sürecin olabildiğince yavaş ilerlediğini kabul ediyoruz. Önceki videoda yarı durgun süreci elde etmeye çalışıyorduk. Çünkü çakıl taşlarının hepsini aniden kaldırmadığımız için piston çok az hareket etmişti. Küçük taşları birer birer kaldırırsak pistonun aşırı şekilde hareket etmesini engellemiş oluruz. Şimdi adım adım ilerleyelim. Birinci durumdan başlayıp taşları birer birer kaldırıyoruz. Bir taşı kaldırdık ve şimdi bu noktaya geldik. Sonra bir taş daha kaldırıyoruz. Sonra bir taş daha derken yavaş yavaş ikinci duruma doğru gidiyoruz. Yarı durağan süreçler sayesinde bir durumdan diğerine doğru giden bir yol elde edebilirsiniz. Pistonun üstünde bir tane çakıl taşı kalana kadar devam edip birinci durumdan ikinci duruma geldik diyelim. Bu grafik bizim ilerlediğimiz yolu gösteriyor. Bunu çizeyim. İkinci durum bu şekilde. Hızlıca çiziyorum. Evet, bu kap ve piston. Pistonun üzerinde de bir tane çakıl taşı kaldı. Kabın içi gazla dolu. Bu ikinci durumdu. Yazalım. Aynı şekilde birinci durumu da çiziyorum. Birinci durumda pistonun üstünde bir avuç taş vardı. Bu yüzden piston ikinci duruma göre daha aşağıda. Bu yüzden hacmi daha küçük. Kabın içindeki gaz miktarı aynı ama hacim küçüldüğü için gaz molekülleri pistona ve duvarlara daha fazla çarpıyor. Dolayısıyla birinci durumda basınç daha fazla. Evet, birinci durumda basınç yüksek, hacim küçük. İkinci durumu incelemeden önce grafiğe bir göz atalım. Grafikte Y ekseni basınç, X ekseni ise hacim değerlerini gösteriyor. Birinci durumun yüksek basınç, düşük hacme sahip olduğunu grafikten de görebiliriz. Şimdi pistonun üzerinde sadece bir taş kalana kadar diğer taşları kaldıralım. Ama bunu yavaş yavaş yapıyoruz. Çünkü dengeyi bozmak istemiyoruz. Birinci durumdan ikinci duruma giden yola bakarsak basıncın yavaş yavaş azaldığını, hacmin ise arttığını görürüz. İkinci duruma ulaştık. Artık basınç düşük, hacim yüksek. Taşlar azaldıkça içerideki basınç azalır, piston yukarıya kaymaya başlar ve hacim giderek artar. Fakat dengeyi her zaman koruruz. Her noktada makro durumlar yani basınç ve hacim tanımlıdır. Hacim arttığında daha fazla alan olacağı için gaz moleküllerinin duvarlarla ve pistonla çarpışma sayısı azalır. Bu yüzden basınç daha düşük olur. Bu yol sistemin yaşadığı yani durağan süreci gösterir. Her nokta için tanımlanan basınç ve hacim değerlerini buradan bulabiliriz. Sistemin yaptığı işi de basınç ve hacim değişimini çarparak bulabiliriz. Mesela bu grafikte bir örnek üzerinden sistemin yaptığı işi hesaplayalım. Hacim değişimini x eksenindeki noktalar arası mesafeden bulabiliriz. Evet, bu delta V yani hacmin değişim miktarı. Başlangıç noktası burası olsun ve bir taşı kaldırdığımızı düşünün. Bir tane taşı kaldırınca hacim delta V kadar değişti. Şimdi basıncı bulup onunla çarpmamız gerekiyor. Hacmi çok çok küçük oranda değiştirdiğimiz için neredeyse dengedeyiz. Bu yüzden bu süre içinde basıncı kabaca sabit olarak kabul edebiliriz. Evet, basıncımız bu olacak. Basınç ve hacim çarpımı da aslında bu dikdörtgenin alanına eşittir, değil mi? Kalkülüs videolarımızı takip edenlere bu yöntem tanıdık gelmiştir. Şimdi bir tane daha taş kaldıralım. Basınç azıcık daha düşecek. Bu yeni basınç değerimiz olsun. Önceki değerden biraz daha az. Yine hacimdeki değişimle basıncı çarparak sistem tarafından yapılan işi bulabiliriz. Aynı yöntemle bu dikdörtgenin alanından işi bulabiliriz. Her taşı kaldırdığımızda bu işleme devam edip birinci durumdan ikinci duruma kadar gelebiliriz. Birinci durumdan ikinci duruma geçerken sistemin yaptığı iş bu dikdörtgenlerin alanları toplamına eşittir. Tam da burada şu soruyu sorabilirsiniz. Özellikle henüz kalkülüs öğrenmemiş olanların kafası biraz karışmış olabilir bu eğrinin altındaki alan dikdörtgenlerin alanlarına gerçekten eşit mi? Burada küçük küçük boşluklar var ama aslında bakarsanız tamamıyla eşit değil. Ancak hatamız çok çok küçük. Hacim değişimlerini sonsuz küçüklükte alırsak gerçekten eşit olurlar. Ama delta v'nin çok çok küçük olması için kaldırdığınız taşın daha da küçük olması gerekir. O zaman ideal bir yarı durağan süreç gözlemleyebiliriz. Delta V'leri ne kadar küçültebilirsek dikdörtgenler o kadar ince olur. Bu sefer dikdörtgenlerin sayısı artar. Sonuç olarak hesaplarımızda delta V'yi yeterince küçük alırsak işi hesaplayabiliriz. Kalkülüste çok küçük değişimlere sonsuz küçüklük denir. Mesela küçük hacim değişimi için dv'yi kullanırız. Bu dv'leri o noktada aldığı basınç değeriyle çarpıp hepsini toplarsak eğrinin altındaki alanı bulabiliriz. Basınç hacim diyagramları üzerinde bir noktadan diğerine gittiğinizde yapılan iş sorulduğunda yapmanız gereken eğrinin altındaki alanı hesaplamak. Bunun arkasında yatan matematiği öğrenmek isterseniz basıncı hacme bağlı bir fonksiyon olarak düşünebilirsiniz. Kalkülüs hakkında çok fazla bilginiz yoksa bu kısmı sonraya da bırakabilirsiniz. Evet, bu eğriyi hacme bağlı basınç fonksiyonu olarak yazabiliriz. Cebir derslerinde fonksiyonu yx şeklinde öğrenmiştiniz. PV fonksiyonunda aynı şekilde düşünebiliriz. Sadece y yerine basınç, x yerine de hacmi koyduk. Aslında bu eğrinin altındaki alan basıncın hacme bağlı fonksiyonuyla yani bu yükseklikte küçük hacim değişimleri çarpımının integraline eşittir. Bu küçük hacim değişimlerini dv ile gösterdiğimizi söylemiştim. İntegralin sınırlarına ilk hacim ve son hacmi yazıyorum. Entropi konusunu işlerken bu hesapları detaylı şekilde yapacağız. Şimdilik bu kadar yeterli. Henüz integral almayı bilmiyorsanız, aklınızı hiç karıştırmadan önce anlattığım yöntemi kullanmanızı tavsiye ederim. Ama mantığı kavrayabileceğinizi düşünüyorum. Sistemin yaptığı iş, bu eğrinin altında kalan alana eşit. Şimdi size bir sorum daha var. Bu sefer sistem üzerinde iş yapıldığını düşünelim. Kaldırdığımız saçları yavaş yavaş pistonun üzerine koyalım. Bu sefer ilk durumumuz 2 olur ve 1'e doğru gider. Hangi yönde gittiğimiz oldukça önemli. Yönü belirtmek için buraya ok işaretleri koyuyorum. Sanırım aşağıya daha temiz şekilde çizsem daha iyi olacak. Yine basınç hacim grafikleri çizeceğim. İki tane ayrı ayrı basınç hacim grafiği çiziyorum. Tamamdır. Y eksenlerine basınç yani P, X eksenlerine de hacim yani V yazdım. İlk grafikte bir noktasından başlayıp iki noktasına gideceğiz. Burada sistem pistonu yukarıya itiyor. Bu bir eğri ya da düz bir çizgi olabilir. Şu an orası bizim için çok önemli değil. Kabaca birden ikiye gittiğimizi düşünmek yeterli. İlk durumda sistemin yaptığı iş o andaki basınç değeri ve hacim değişim miktarının çarpımına eşitti. Yani eğrinin altındaki alanı bulduk. Peki, 2'den başlayıp 1'e gitseydik ne olurdu? Kabın içindeki molekülleri daha fazla sıkıştırırdık çünkü pistonun üzerine çakıl taşlarından ekledik. Dolayısıyla sisteme enerji eklemiş olduk. Sistem tarafından yapılan iş için basın çarpı hacimdeki artış demiştik. Ama burada basın çarpı hacimdeki azalma olacak. Burada yine iş eğrinin altında kalan alan olmalı diye düşünebilirsiniz. Yaklaştınız ama burada önemli bir fark var. Bu kez sistem kendisi iş yapmıyor. Sistem üzerinde iş yapılıyor. Taşları geri koyduğumuz için hacim değişimi bu sefer negatif. Yani hacim küçülüyor. Gazı daha küçük bir hacme getirdiğimiz için onlara enerji transfer etmiş oluyoruz. Ters yöne döndüğümüzde sistem tarafından değil, sistem üzerinde iş yapıyoruz. Sistem üzerinde yapılan işi yeşille yazayım. Şimdi farklı bir konuya daha değineceğim. Bu önemli bir nokta. Yine basit bir basınç hacim diyagramı çizelim. Başlangıç durumumuz burası olsun. Burası birinci durum. 1'den 2'ye biraz farklı yoldan gideceğiz. Ama süreç yine yarı durağan. Hacim gittikçe artıyor. Bu örnekte sistem tarafından yapılan iş nedir? Elbette bu yolun altında kalan alandır. Yolumuz farklı olsa da yarı durağan bir süreçte yapılan işi bulmak için aynı yöntemi kullanabiliriz. Bu grafimizde taşlar önce kaldırılıp sonra tekrar geri ekleniyor diyelim. İlk olarak 1'den 2'ye sonra da 2'den 1'e geri döndüm ve böyle bir yol elde ettim. Bu oklar da geriye doğru gidiyor. Tekrar soruyorum. Sistem üzerinde yapılan iş nedir? Geri dönerken hacim azalıyor. Yani sistem üzerinde iş yapılıyor. Bunu hesaplamak için de ikinci durumdan birinciye giden eğrinin altında kalan alanı bulmak gerekir. İyi de sistemin yaptığı net işi nasıl bulacağız? Bunun için her iki yolu da hesaba katıp altındaki alanları hesaplamalıyız. Kahverengi eğrinin altındaki kalan sistem tarafından yapılan iş. Pembe eğrinin altındaki kalan alan da sistem üzerinde yapılan iş. Netiş bütün alan eksi pembe alandır. O da kahverengi ve pembe eğrinin arasında kalan alandır. Bu alanları bulabilmek için kalkülüs bilmek zorunda değilsiniz. Tabi integral biliyorsanız az evvel anlattığım gibi de hesaplayabilirsiniz. Döngünün arasına kalan bu alan bize net işi veriyor. Yani en altta kalan pembe alanı silersem, sistem tarafından yapılan net işi kolayca buluruz. Daha önce de söylediğim gibi, hangi yönde gittiğimiz önemli. Hacim önce artıp sonra azalıyor, saat yönünde bir hareket gibi. Sistemin yaptığı işi böylelikle bulmuş olduk. Bu videoda anlattıklarımız daha sonra epey işinize yarayacak. Durum değişkenleri hakkında biraz fikir sahibi oldunuz. Ufak bir konuya daha değinmek istiyorum. Diyagramda gördüğünüz gibi durum değişkenleri olan basınç ve hacim önce değiştiler sonra ilk hallerine geri döndüler. Kabın içinde ideal gaz vardı. Aslında gazların iç enerjisi kinetik enerjidir. Bu yol çok garip görünse de başlangıç ve bitiş noktaları aynı olduğu için iç enerji hiç değişmez. Bu nokta için iç enerji hep aynıdır. O yüzden enerji değişimi yoktur ya da sıfıra eşittir diyebiliriz birden ikiye giderken iç enerji değişir ama aynı noktaya geri döndüğümüz için iç enerji aynı değere ulaşır. Durum fonksiyonu olduğu için bu eğrinin ne şekilde olduğu hiç önemli değil. Önemli olan aynı noktaya geri dönmek. PV diyagramında aynı noktaya geri dönersek iç enerji sabit kalır. Sonraki videoda bu konu üzerinde daha çok duracağız. Evet bu videoyu burada bırakalım. Amacımız basınç hacim diyagramı altındaki alanı yorumlamaktı. Sonraki videoda görüşmek üzere.